Mesela 20. yüzyılda Big Bang teorisinin anlaşılmış olması, 19. yüzyılda entropi yasasının ortaya konmuş olması mesela bana göre genel olarak tek tanrıcı inanç açısından önemli. Niye? Entropi yasası da bu evrenin ezeli olamayacağı bir son olduğunu gösteriyor. Bir başlangıcı olması gerektiğini gösteriyor. Bir sonunun da kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Big Bang teorisi de bu evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini gösteriyor. Sonunun da kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. buna dikkat edersen bunlar İslam'ın en önemli mesajları. Yani bu evrenin bir başlangıcı ve sonu olduğu. Kur'an'da görüyoruz peygamberimiz evrenin sonu gelecek dediği zaman alay edilmiş. O saat bize gelmez diyorlar Sebe suresinde Tabii. görüyoruz. Ve gâlellezîne keferû lâ te'tîne sâ'a tehdit edip durduğun o son saat bize gelmez diye. O dönemdeki Müslümanlar bu evreni yaratan Allah isterse sonu getir diye bir iman meselesi. Günümüzde ise bilimsel olarak artık buna hiç kimsenin direnmesi mümkün değil bu evrenin sonu geleceğine, dünyamızın, güneşin sonunun geleceğini Kur'an'da hepsine dikkat çekiliyor. Hem evrene dikkat çekiliyor, Tekvir Suresi'nde güneşe dikkat çekiliyor. Dünyada işte suların kaynamasına da, dünyanın da sonuna geleceğine dikkat çekiyor. Ha Kur'an modern bilimin 20. yüzyılda bu dünyanın ve evrenimizin bir başlangıcı olduğunu ve sonunun kaçınılmaz olduğunu ortaya koyması bence çok çok önemli. Evet. Tarihsel boyunca ateizmle felsefede teizmin tartışmalarını bilmeyenler bunun önemini anlayamazlar. Tarih boyunca ateistlerin temel görüşü şu olmuştur. Bu evren aşağı yukarı şimdiki ve hep böyleydi. Hatta bir kısa dünya da aşağı yukarı hep böyleydi diye savunmuşlardır. E tabii ki sonsuzdan bir böyle olan bir şey bir daha sonu da gelmeyecektir sanıyorlar. O tip bir görüşten dolayı ki peygamberimizle sonu gelecek dedi diye e, alay, alay etmişler. Evet. Ha. 20. yüzyılda ise hem başlangıcı hem son olduğu bilimsel bir veri olarak ortaya çıkmış. Bence bu mesela muazzam bir olay. Fakat felsefedeki bu tartışmayı, teizm ile teizm arasındaki bu e, ortadaki çekişmeyi anlayanlar bunun değerini ancak anlayabilecekler. Tarihsel bu vakayı bilmeyenler bunu tabii takdir edememektedir. Tabii. Diğer taraftan çok, ya burada çok... çok... daha önemli bir soru da cevaplanıyor bence. Yani kainatın yaratılmış olması ve tabii. sonunun bulunması Yaratıcının varlığının bir ispatı Tabii, olmuş olacaktır. Hem yaratıcının mi? varlığının ispatı hem yaratıcı bir tanrının varlığını Allah'ın varlığını savunduğu için ve bunu da gündeme getirdiği için aslında Kuran'ı da bir yerde destekleyen bir Tam şey. Tam demek istediğini söylemiş evet. oluyor böylece. yani. Çünkü bunu tek tanrılı dinler dışında ortaya koyan yaratıcı bu evrenin başlangıcı olan sonlu getirecek bir tanrı anlayışı başka hiçbir dinde yok. Yok. Bir tek Allah'ın gönderdiği dinlerde karşımıza çıkıyor. İşte Hristiyanlıkta, Yahudilikte ve İslamiyette karşımıza çıkıyor. Hinduizmde bulamıyorsunuz sonsuza dek giden, yerinde sayan bir evren. Sonsuza dek yerinde daireler var adeta çiziliyor. Yeniden hep başlangıca geliniyor. Budizm'de de devrenin sonu görüşü yok. Taoizm'de de siz buna rastlayamıyorsunuz. Başlangıç ve son görüşleri. Böyle baktığınız zaman bu tek tanrılı dinleri kendileri dışında geri kalan herkesten ayırt eden bir vasıf. O yüzden bu dinlerin kutsal metinlerine de güvenebileceğimizle ilgili de bir ayrıca veri olarak da kabul edilmesi lazım yaratıcının varlığının yanında. Yani Tevrat'ta ve İncil'de de buna benzer şeyler var, Tabii yani, yani... Eski ayetin ilk şeyi başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri. Yani o kadar ama yani böyle işin detayına varabilecek yok. Big Bang gibi işte genişleme gibi o tür ifadeler yok. yok. Evrenin genişlediği tarzda bir ifade yok. Tabi Zariyat suresinde göğü biz inşa ettik. Onu genişletmekteyiz diye geçiyor. Hı hı. Enbiya suresinde yer gök bitişikti. Biz onları ayırdık diye geçiyor. Yani bitişikken hı. ayırma ve genişleme. Yani hı. Big Bang'in temel özellikleri Kur'an'da var. var evet. Diğer taraftan baksak ıı, tek Tanrılı dinlerin en önemli iddialarından biri bu evrenin yaratılması beraber bilinçli bir şekilde tasarlandı. Bütün detaylarını Allah'ın vakıf oldu. Bütün detaylarını Allah'ın ince bir şekilde tasarladığı. Hayvanların alemin Allah gözümüzü çevir işte bakın on diye. Yerle göğe gözümüzü çeviriyor. Dünyadaki oluşumlara gözümüzü çeviriyor. Bütün bunlarda bir tasarım olduğu geçiyor. 20. yüzyılda fizikte karşımıza çıkan veriler Hiçbir dönemde olmadığı kadar bizim tasarımı güçlü bir şekilde savunabilmemize olanak verdi. i̇bn Rüşt'ün Kur'an delili dediği tasarım delilinin savunmasına ki felsefede teleolojik delil diye de anılmıştır. İslam e, düşüncesine inayet ve ihtira delili şeklinde başka isimlerde de anılmıştır. Ben bunun hepsini kastediyorum tasarım delili derken. Bununla ilgili müthiş veriler karşımıza çıktı. Doğa yasalarının tasarlandığını gösteren veriler çıktı. Mesela yer çekimi... Nin ve yer çekiminin o şiddetinin de tasarlandığını gördük. Güçlü nükleer kuvvet diye bir evrenin her yerine geçer bir kuvvet var ve bunun bir şiddeti var. O şiddetinin de tasarlandığını, elektromanyetik kuvvetin o şiddetinin de tasarlandığını anladık. O kadar ince bir tasarım var ki, şimdi elektromanyetik kuvvet olmazsa biz var olamıyoruz. İşte poli dışarlama ilkesi olmazsa atomda yörüngeler oluşamıyor. Kuantizasyon ilkesi olmazsa yine yörüngeler oluşamıyor. Biz var olamıyoruz. Fakat... E, evrenin başka bir Yerinde kompleks kimya diyebileceğimiz bir şey, gezegen diyebileceğimiz bir şey de oluşamıyor bunlar olmazsa. Dikkat edin. Çünkü bazıları da şöyle diyorlar, yani bu evrende diyelim canlık oluşamadı, haydi belki evrenin başka bir yerinde oluşabilirdi. Bizim biyolojide bildiğimiz canlılıkla ilgili birçok özellik sayılıyor. Fakat bütün tariflerde ortak olan şey şu, en basit canlı bile enerji kullanan, etrafına tepkiler veren, üreyebilen bir varlık en basit tanımında bile. Ha, oysa mesela diyelim ki siz poli dışarılama ilkesi olmazsa veya kuantizasyon ilkesi olmazsa atomda yörüngeler oluşamıyor. Yani sizin karbon diyebileceğiniz tipte, oksijen diyebileceğiniz tipte bir atom oluşamıyor. Ha, bu tarz atomlar olunmayınca yani bizim bildiğimiz yani hidrojen dışında başka tip bir atomun da oluşması mümkün değil. Yani evren sadece uçan protonların olduğu bir alana dönüşebilir böyle şeydi. Yerçekimi kuvvetinin şiddetini değiştirirseniz sıfır yer kuvveti olmazsa da olmaz da sıfır olmazsa da yer kuvveti olup da Belli bir şiddette olmazsa da gezegenler, e, yıldızlar oluşamaz. ha Yıldızların gezegenlerin oluşamaması demek bu evrende sadece atomların uçuşması demek. Gezegenlerin yıldızların oluşamayacağı bir yerde geri kalan atomlar da çünkü yıldızların içindeki fırınlarda pişip de daha sonra var oluyorlar. İşte bizim demir, oksijen, karbon dediğimiz yıldızların oluşamayacağı bir ortamda bunlar da oluşamaz. Bunlar oluşamayınca bizim bildiğimiz herhangi bir kimyanın da ortaya çıkması mümkün değil. Yani o zaman şöyle bir şey bile diyemeyiz. Yani evrenin herhangi bir yerinde bir gezegen oluşup orada belki canlık oluşur diyemez. Çünkü evrenin o bile bildiğim tarafında bir gezegen dediğim bir kavram da oluşamaz. Yıldız oluşamayacak ki zaten e, gezegen dediğim bir şey oluşabilsin. Ve bunları hiçbir dönemde olmadığı kadar hassas ayarlar evrendeki bilinçli tasarımla ilgili matematiksel olarak ifade edebileceğimiz bir şeye kavuştuk fizikte. Bu çok olağanüstü bir şey. Kur'an'da hani canlılar için birçok şeyin yaratıldığını, hizmet ettiğini diyoruz. Bunlarda ufacık bir şey değiştirseniz işte canlılık dediğiniz bir şey oluşamıyor. O yerçekim kuvvetin şiddetini değiştirirseniz. Ne insan oluşabiliyor, ne işte arı oluşabiliyor, ne e, sinek oluşabiliyor, ne inek oluşabiliyor, ne deve oluşabiliyor. Hiçbiri oluşamaz. Evrenin herhangi bir yerinde bir köşesinde oluşamaz. Bunlarla oynasanız. İşte bu karşımıza çıkan tablo muazzam bir Allah'ın ince bir tasarımıyla ilgili bir şey değil mi? Buna 20. yüzyılın biz ortaya koyduğu verilerle ortaya detaylı bir şekilde çıktı. Diğer taraftan bakarsak biyolojiye geçersek biyolojide hücre dediğimiz şey 20. yüzyılın daha başlangıcında insanların çoğu karbonumsu bir sıvıyla dolu bir baloncuk zannediyorlardı hücreyi. Ancak 1950'li yıllarda bir hücrenin içini ne kadar kompleks, muazzam bir fabrika adeta her hücrenin içini muazzam bir fabrik olduğunu anlayabildik. Dikkat edin şuradaki bir tek noktada milyonlarca hücre olduğunu düşünün. Ve bu hücrelerin her birinin içinde DNA dediğimiz müthiş bir bilgi kodu var. Adeta muazzam bir bilgisayar gibi içerideki süreçleri kontrol eden. İçinde mitokondriler var, enerji santralleri gibi. Diğer taraftan RNA'lar adeta burada işçiler gibi çalışıyorlar, proteinleri inşa ediyorlar çöpleri temizliyorlar, atıkları atıyorlar. Her bir protein adeta bir kompleks makina gibi vazifesini görüyor. Hücrenin hücrenin zarı bir bodyguard gibi. Gereksiz kimseler içeri almıyor, gerekli kimseler içeri alıyor. Müthiş bir güvenlik sistemi var hücre zarı dediğimiz şeyde. Dikkat edin. Şu tek bir noktadaki bir hücreden bahsediyoruz. Evet. Bu kadar muazzam bir tablo 20. yüzyılın bilimi karşımıza çıkardı. Ha bunları Allah'ın verdiği gözle bakacak bir göz geliştirebilirsek Allah'ın sanatını anlamamız için, Allah'a şükretmemiz için bu bilimin bize müthiş imkanlar açtığını evet. görürüz. Diğer taraftan tabi sırf <laughs> biyoloji ve fizikle de sınırlı değil 20. yüzyılın. Ya, pek çok. Benim mesela son yazdığım argümanlardan bir ahlak argümanı. Ahlakın varlığından nasıl Allah'ın varlığını temellendirebileceğimize ilgili bir argüman yazdım. İnşallah önümüzdeki aylarda Türkçe'ye çevireceğim. Şu anda sadece İngilizcesi çevirmiş. İnternetteki bazı videolarımı anlatıyorum argüman ama. Türkçesine daha koymadım onu da inşallah. Bu senenin içinde koyacağım. İnşallah. 20. yüzyılda mesela psikoloji alanında veya bilişsel bilimler alanında yapılan deneylerde şunu gördük. Doğuştan bebek çağdan insanlarda ahlaki eğilimler olduğunu gördük. Daha konuşmayı bilmeyen bebeklere kuklalarla ilgili oyunlar gösterdiğinde İyi kötüyü nasıl o bebeklerin ayırt edilebileceği 20. yüzyılın psikolojisi bizi ortaya koydu. Dikkat edin biz Kur'an'daki Rum suresi 30. ayeti düşünelim. Fıtrattan verdiği dine yönelmemiz geçiyor. Evet. Ve o dinde bir değişiklik olmadığını söylüyor Allah. Ve Kur'an'da hep fıtrat dini falan diye deriz. Bakın fıtratla ilgili en önemli özelliklerden biri ahlakla ilgili. Ha yani yeni konu işte bu veriler bize psikolojiden gelen veriler daha doğuştan bizim ahlakla ilgili o eğilimlerimizin olduğunu gösteriyor. İşte modern bilimin bu verilerini bu gözle okuyabilirsek yani Kur'an'ın gözüyle okuyabilirsek muazzam bize katkı yapacağını görebiliriz. Ne yazık ki vaktin geldiğini evet. işaret ediyor arkadaşlar. Evet. Ben de nasıl toparlayacağım diye çok konu başlığı <laughs> var ol. ama olsun çok teşekkür ederiz. Hem